walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.
sun rays and suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Baksıyla Ustaliler programının bugün çok değerli konuğu, çok değerli dostum, yılların eskitemediği bir isim Murat Barbaros. İzmir'in en baba kuaförlerinden biri. Teşekkür ederim. Bu da bir samimiyetinize dayanarak konuşuyor oldum lazerine. Diğer kuaför arkadaşlarım Murat olmasın. Çünkü Murat da bizim aramızda çok uzun yıllara dayanan bir arkadaşımız, dostumuz vardır. Kendisine hoş geldin diyorum. Daha doğrusu ben hoş geldim. Aynen, hoş geldin. Hoş geldiniz. Sağ ol kardeşim. Abi seni biraz tanıyabilir miyiz? Dostum ben aşağı yukarı 30 yıldan beri bu mesleği icra ediyorum. 24 yıldır da mekan sahibiyim. Yıllardır Altıntaş,
bayram yeri. Şu anda da 3 yılda yeni mekanım olmuyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Mekanımızı açtık. Daha bir ayımız oldu. Çok şükür müşterimiz gelip gidiyor. Her şey çok güzel. Daha da iyi olacak inşallah. Vallahi biz öyle herkesin dükkanına gelmeyiz ama hediye ve ailesi olarak sana bir jest yaptık. Eksik olmayın. Sağ olasınız. Hem sana dükkan hediyemiz olsun. Hem sana bol müşteriler, hayır işler olsun. Amin. Cümlemize burada inşallah. Kim nerede varsa Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun diyoruz. Amin. Çünkü bir emek var, bir şey var, yılların vermiş olduğu bir tecrüben var. Evet. Biliyorsun abi mekanlar kapanıyor, ihlas edenler var, evin ekmek götüremeyenler var vesaire. Bu pandemi dönemi nasıl atlatıyorsun? Çok zor bir süreç. Bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuz çok çok iyi. Ama evet. Allah'a da şükürler olsun yani bir şekilde siftahsı kapatmıyoruz. Rızkımız çıkıyor. Çok şükür diyorum. Allah herkese bol müşteri olsun. Amin. Abi biraz seni tanıyalım mı? Şimdi bak bunları biz koyduk ama yani bunları biz buraya süs diye koymadık. Evet. Şimdi Murat Barbaros'un bir geçmişi var burada. Bu sadece bir kısmı da. Kesinlikle. Ben en değerlerini koydum buraya. Öteki türlü abartı olacak. Şimdi ben böyle bir koysaydım böyle de olacaktı ama benim kadar fazla ödülün olamaz tabii ki de. Kesinlikle. Katılıyorum sana. Şimdi biraz bahseder misin abi? Bunlar nedir ya? Böyle yani ben bunları gördükçe böyle mesleğine bir kat daha bunlar, aşık oluyorum. Yani. Bunlar biraz bir emek, bir başarı. Yılların vermiş olduğu tecrübeden dolayı kaynaklanan yarışmalarımız, şovlarımız oldu. Çok şükür hepsine de başarılı bir şekilde ödüllerimizi aldık, çekildik keşimize şu an. Biz seninle çok sahne paylaştık ama her defasında da ben hep elendim ya. Ama o zamanlar çocuktum ya, ne yapayım ya, yer doldurayım diye geliyordum herhalde. Ağabeyi gezer sandım. Ne yapayım yani ben tokat atardım size böyle sahne arkasında ama olsun şimdi. Maşallah ama güzel kardeşim, senin de hiçbir şekilde nasıl dökülmez bu konuda biliyorsun. Ama abi şöyle bir şey var, bende asla kayıp olmadı. Yani ben sahneye sen çıktığında ben hep alkışla uğurladım. Şimdi arkadaşlarımıza bakıyoruz ve herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Biz Murat Barbaros sahneye çıktığında biz alkışla ellerimiz acırdı. Ya da ismini sayamadığım bir sürü arkadaşım, sanatkar, dostlarım. Evet. Ve ben sahneye çıktığımda sanki sahneye bir usta çıkmış. O zaman haşa ben öyle usta değilim. Ama herkes böyle ustaların, büyük abilerim, herkes alkış, kıyamet, herkesin birbirine saygısı vardı. Kim yenildiyse onu şampiyon yaparlar. Yani, al ödülü senin olsun falan gibilerinden. Evet. Hani burada mesela biz Eskişehir'e gittik, İstanbul'a gittik, Bursa'ya gittik vesaire. Yarışmaya gider, ya kimin birinci olduğunu bilemezsin. Doğru. Herkes o kadar mutlu yani. Ama şimdi neredeyse birbirini vuracaklar. Ya çok özür dilerim. Bir teneke parçası için birbirimizi kırmanın ne anlamı var? Biz gönüllerin birincisiyiz. Bu olsa da olur, olmasa da olur yani. Biz aynen, kendi öyle. Kendimizi neyi kıralım? Biz o dönemin şimdi çok da tarih vermeyeyim. O dönemdeki en iyi ekmek yiyen kuaförlerinden biriyiz abi. Ödüllü kuaförler olarak. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdikler havacılığa günü geliyor bana. Kesinlikle. Neden bunu söylüyorum abi? Hemen topu sana söyleyeceğim. Şimdi çok basit. Dünya şampiyon olmuyor. Türkiye şampiyon oldu. Bundan biraz bize bahseder misin abi? Hemen oluyorsun ama. Nasıl oluyorsun? Bilmiyorum işte. Açıklamamız... Sen bunları nasıl aldın? Kemal adından mı yaptırdın bunları? Nasıl aldın? Kemal Bey'i yapıyorlar burada kardeşim. Öyle kesinlikle, aynen. Ya şöyle söyleyeyim kardeşim. Bunları yapmak için, kazanabilmek için çok emek sarf ettik. Hepimiz bir zamanda biz dükkan açtığımız zamanlar yarışmalar olsun, isim vermiyorum demin bahsettiğiniz evet, gibi. Evet. Biz de hep bunlara feyz aldık, anlatabildim mi? Yani ben niye yapamıyorum, ben niye çıkamıyorum sahneye? Bu şekilde hep kendimi kamçılayarak 2000 senesinde ilk sahnemi aldım. O zamanki oda başkanımızın sayesinde olsun, şovlarımız olsun, Uşaklar, Denizli, birçok şehre gittik, ilçelere gittik, yarışmalara katıldık. Çok şükür hepsinden de gayet mutlu bir şekilde ayrıldık. Ve o zaman hep birlik, beraberlik de vardı tabii ki. Demin sizin bahsettiğiniz gibi. Çok fazla ödüllü kuaför var şu anda. Yarışmalar oluyor. Bizim mi haberimiz yok? Medyacı olarak. Yoksa yeni bir şey doğdu. Yarışmalara giren dünya şampiyonu, Türkiye şampiyonu olup mu çıkıyor? Şimdi ben burada herkesten çok özür dileyeceğim ama ya bakın bir Ümit Baksı çok kolay olmadı. Aynen. Bir Murat Barbaros çok kolay olmadı. Yani şöyle dönüp baktığında abi geçmişimiz çok bizim şey tesadüflü yani ben seninle kim birkaç defa sahneye çıktım. O sahnenin bir tozu var. Bir emeği var. Yani tabii bir de. Puan için diyor ki işte örnek veriyorum çok üzülür. Tokayı ağzına soktuğun için seni yarışmadan eleyen var. Puanını alıyor. Ya şimdi adam sahnede dans ediyor özür dilerim. Toka göründü mü? Ya, gibi gibi. Şimdi adam sahnede dans ediyor, takla atıyor.
birinci oluyor. Birinci oluyor. Birinci oluyor. Yani, şey oluyor. Bizim düşünsene sahnede oynadığımızı. Büyük kıyamet. Ama tabii ki şovlarda evet. Onu biz yapıyorduk. Ama yarışmalarda olsun, ödül yarışmalarımızda olduğu zaman öyle bir şansın olmaz. Ciddiyeti olmaz yani, değil mi? Ciddi yani, kural var kesinlikle. Kesinlikle. Eskiden bir sahneye çıktığında bir nizam vardı, bir kural vardı. Evet. İşte bir disiplin vardı. Karşımızdaki jüri üyelerine, ustalarımıza saygı vardı. Şimdi jüri üyeleri, biliyorsun geçmiş dönemdeki jüri üyelerini şöyle hatırlatayım. Çok doğayan ustalar. Şimdi isimlerini zikretmeyeyim. Çok yanlış da olabilir. Hatırlayamayacağım şimdi ama İzmir'in, İstanbul'un, Ankara'nın, Bursa'nın doğayan ustaları kesinlikle. Böyle don tarihleri 50'den 40'tan hani başlıyor. Düşünün artık ne kadar sanatkarlar. Evet. Nezaketen böyle hani ya bir puanını kırdım ama niçin söylüyordu yani toka ediyor böyle tuttuğun için. Tabii ki. Hani öyle seni sevdiğim için iki puan yazdım falan yok yani. Niçin diyor sahnedeki şu hareketini beğenmediğim için diyor işte saçı şöyle yaptım. O yüzden diyor puanını kırdım. Sıkmayı çok yakın sıktım falan gibi gibi. Şimdi erkek berberi var. Mobilyacı var. Traktörcü var. Aynen. Jüri üyesinde. Bir şeyler var abi. Derzler olsun, başka şeyler olsun. Hani bir şeyler mi şeyler olsun? Derden çıktı abi bunlar. Doğru söylüyorsun. Biraz bunlardan bahsedelim. Ama şunu söyleyeyim, yani o zamanın başkanları demiyorum. Şu anki o şey, jürilerinden bahsediyorum. Ustalarımız olsun, jürilerimiz olduğu takdirde bize gelip bunları söylediğinde senin de gücüne yetmiyordu. Kırılma, alınma gibi herhangi bir şey oluyor. Aksine bir keyif alıyordun. Tabii ki. Karşıdaki olsa bir daha yarışmaya daha iyi hazırlanıyordu. Bir dahaki yani tabii canım yani hazırlamaktan ziyade kendini daha çok şey yapıyordu. Adapte edin her şeyi. Daha iyi yani. Yapmaya çalışıyordu. Aynen. Ama şimdi baktığın zaman demin dediğin gibi lay lay lom her şey. Evet. Umarım inşallah her şey daha da iyi olacak bu seneden sonra. Şu pandemiden sonra falan. Peki abi bu en çok takıldığım olay söyleyeyim. Dünya şampiyonu olmak çok mu kolay? Çok mu zor? Ya Türkiye'den de geçtim ya. Yani İzmir birincisi olamadık. Ciddi anlamda. Mesleğin yolu gütecek bir adam. Evet. Daha göremiyorum şu an. Ya bence en iyi şampiyon bana göre yani kendin bunu şampiyon. Plaketle evet özleştirebiliriz. Bir yarışmayla özleştirebiliriz ama bana göre mesleğine layığını müşterisine servis veren evet. Hiçbir meslektaşını ezmeden, ustalarını ezmeden geçen bir meslektaşımız benim için dünya şampiyonudur. Ki bak biz bile aynı şekilde demin lafım yarım kaldı orada. Dünya şampiyonu dediğin zaman, belki bileyim, birincilik aldığın zaman biz halen daha mesleki anlamda bilmediğiniz birçok şeyler var. Ama dedim kardeşim, yani evet. Bizim kendi salonumuzda yaptığımız saçlardan eğer burada müşteri memnun çıkıyorsa, mutlu çıkıyorsa zaten sen onun şampiyonusun. Dünyanın şampiyonusun, kendinin şampiyonusun. Biz abi onlara bir mesaj verelim mi burada mesela? Şu anki dünya şampuanlarına. Demleyelim şöyle. Bak, dünya şampuanlarına şöyle mesaj verelim. Neden şampuan diyorum? Bizler şampiyonuz, tescilli. Evet. Onlar şampuan. Yani bir gün yıkandıkça, köpürükçe bitecekler. Ama biz bitmeyiz abi, çok özür dilerim. Tabii ki de yani. Bu bir hakaret değil tamam mı? Çünkü bunun çok özür dilerim, bunun bir emeği var. Tamam mı? Bu böyle gidip kemer altından ya da bir plaketçiden 20 lira, 30 lira alınız dükkana koyulduğu zaman benim için işte o şampuan oluyor. Emek var. Şampiyon olmuyor. Anlatabildim mi abi? Tabii ki de. Burada kim alınırsa alınsın. Neden? Bu bir hodri meydan. Kesinlikle. Benim ödülüm var diye buraya pat diye koyuyorsun abi. Ama onlar nereden almış bilmiyorum yani. Sen Amerika'ya gitmişsin, birinci olmuşsun, benim haberim yok. Kimler olmuş? Bütün yarışmaları ben biliyorum, ben takip ediyorum. Neden bizim haberimiz yok? Yani kime dokunsam ben dünya şampiyonuyum. Abi kusura bakma ben bunu derim yani. Ben kimseden çekinmiyorum. Ben Türkiye birincisiyim kardeşim ona bakar. Bana göre her senenin bir birinciliği vardır yani. Şampuan yani. Şampuan. Bana göre şampuan abi. Peki sen ödüyorsan saygı duyuyorum. Çünkü neden diyorsun? Türkiye'de ismini sayabileceğim birkaç tane dünya şampiyonu var. Aynen. Gerçekten ama. Hani hakkını az sayamam. Neden televizyonda yoklar abi? Neden bir resmi gazetede yoklar? Çok özür dilerim. Neden bilmiyoruz biz? Bilemiyorum ben de onu. İşte bak şimdi abi. Ben de bilemiyorum. Döneminde hatırlıyorsan Makedonya'dan, Ukrayna'dan, Sofya'dan, evet. Amerika'dan, İtalya'dan dönerken Adnan Menderes Havalimanı'nda bizi böyle nasıl karşıladığını sen de biliyorsun, biz de biliyoruz, başkaları da biliyor. Devlet adamları, belediye başkanları, valiler, kaymakamları bizi karşılıyordu çiçeklerle. Bu arkadaşları kim karşıladı? Onu soruyorum abi. Onlar kim karşıladı? Onlar kardeşim çok özür dilerim. Biz döneminde biz böyle şeyler yaptık. Şimdi de bekliyoruz ne olduğunu. Dostum biz o zamanlar güzel dönemlerde yaşadık çünkü. Biz ana ekmeğini yedik ama. Tabii ki de yani
cidden bütün yaptığımız her şeyden büyük keyif alıyorduk. Aynen. Keyif alıyorduk. Ama şu an baktığın zaman demin dediğin gibi yani her şey artık tadı tuzu kalmadı hiçbir şeyin. İnsanlar da tabii. Dürüstlük diye bir şey var değil mi abi? Bizi dürüstlük diye kavram var. Üçüncü olursa ne oldu? Gurur duyuyorum ben kendimle. Ya ben sonuçta kaç defa... Sonuçta olabildiysen ne mutlu bana kardeşim abi, yani. Abi hatırlıyorsan senin girdiğin yarışmada ben hep sonuncu çıktım. Yine ağladın mı? Hayır geldim gene alkışladım. Gene senin mankenin saçlarını söktüm. Gene fönünü çektim. Tabii ne olacak ya abi? Az önce yarışmadaydım. Şimdi Murat abi yardım ediyorum. Şimdi adamlar cam pencere kırıyorlar yarışmayı kaybedince. Ne güzel bir şeye bak. Anladın değil mi? Sen diyorsun ki biz sen siz saç yaparken gelip tokat atıyorsun. Evet. Ne kadar güzel bir şey bu. Şimdiki arkadaşlarımız olsun böyle bir pozisyonda oldukları takdirde gidip bir toka ver. İnan şey oldu. Ama ben o, tuhaf bir şey oldu. O tokayı yani tutarak ben şampiyon oldum biliyor musun? Evet. Orada senin tekniğini alarak sen de yaptın. Ne mutlu bana, ne mutlu sana. Aynen. 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 Süper. Abi senden ricam. Tüm Türkiye'deki tüm kuaför meslektaşlarına bir mesaj alabilirim abi. Bir şey söyleyeyim. Ağır bir soru. Ağır bir soru. Abi, mesela... Ağır bir adam. Murat Barbaros'a yakışır bir mesaj olsun şöyle. Kısa bir öz. Aynen. Kısa bir öz tutacağım ben mesajımı. Tüm meslektaşlarıma, mesleklerine başarılar diliyorum. Lütfen herkes gönlünce her şeye inansın. Her şey çok güzel olacak. Allah'ın izniyle deyip kapatıyorum. Evet abi. Teşekkür ederim sana. Rica ederim. Programa renk verdin abi. Sağ olasın. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun kardeşim. Eyvallah. Sağ olun. İçeriğindeki özel formülleriyle Türkiye'de ve dünyada kokusuz, dumansız köpük keratin ve kalıcı fön uygulamalarının öncü Türk firması olan Hair Process, saç bakım sektöründe ilklere imza atmaya devam ediyor. 4. kullanım sonunda %90 etki görmeye yardımcı özel kepek serumu, renk sabitlemede etkili boya köpüğü, kopma ve yıpranmalara karşı anında etkili ekspres onarıcı, saç açma işlemlerinin güvenilir ve risksiz tamamlanabilmesi için %100 koruma ve özel nem terapi serileriyle Hair Process saçlarınıza hak ettiği bakımı sunuyor. Detaylı bilgi ve iletişim için www.hairprocesstürkiye.com veya Hair Process hesaplarınızdan iletişime geçebilirsiniz. Bugün size tavuk butlu ve kanat yapacağız. Malzememiz ayçiçek yağı, sarımsak tozu, karabiber, tuz ve kırmızı toz biber tatlı. Evet, ilk önce tuzumuzu atıyoruz. Karabiber, sarımsak tozu yaklaşık bir tatlı kaşık, bir yemek kaşığı kadar. Kırmızı toz biber. Bol atabilirsiniz bunu. İlk önce bir almanya dörü sonra yağını vereceğiz. Biraz daha toz biber.
Yağını fazla atmıyoruz. Zaten tavada da çok yağlı pişen biri. Üstüne yapışacak kadar. Evet, karıştırıyoruz iyice. Evet, hazırlamış olduğumuz, soslamış olduğumuz tavuk burada kanatlarımızı tereyağı ve ayçiçek yanında kızartıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Sen bana bırak. Yine acıktın galiba. Sen bana bırak. Tamam abi, beni izle. Şu anda marize yaptım. Kanatlarımı. Hatta çevirmeyeyim ben. Hani böyle daha çok seviyorum. Üzerini bozmayayım. Bu arada itiraf ediyorum. Kaan benim öğrencim. Bütün kokoreçimiz tavuktur, balıktır, işte çiziler, pizzeler, bilmem ne, hamburgerler, börekler, tatlar hepsini benden öğrendi. Bu üstüne alınıyor. Bırak abi bu işleri. Evet, değil mi abi? Doğru. Ya, kaç kişi varsa gelsin. Kaç kişi varsa gelsin. İyi abi, bekliyoruz sabırsızlıkla. Valla, kim gelirse gelsin, kesinlikle doyurum. İddialısın yani. Ya sayı hiç önemli değil ki. Ne işin bu? Efendim? Senden kalacak mı kimseye? Ya şimdi köyde kendime. Bana sorma size. Abi şimdi orada pişmiş mi diye bakarken 3 tane kalmasın. Espri de olabiliyor biliyorsunuz mangal yaparken falan. Hani özellikle bakın, biraz sıçratmıyoruz, dikkat edin. Bak öyle acemi falan değilim yani. Evet abi, öyle eline baya yakışıyor yani. Ha, dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama bu işleri de bilirim yani. 10 parmağımda 50 marifet. Bak böyle bak, teknik bak, teknik bak. Bak, şu sesi duyacaksın bak. Tevfik'cim yakın çek, bak. Yakın çek, bak. Tıs, tıs. Bunu duymadın. Bu işte bunu duydu, bak, bak. Ay. Evet abi, devam edeyim istersen. Valla evet, öğrettiğim yerden sen devam et istersen. Ne der ki? Bir şey saygına tutmuyor. O zaman bana müsaade, ben gideyim. Sarımı seveceğim yemeği. Tamam, sarımı da bekliyorum gene. Her zaman gibi sana diyorum, bizi doyurursun. Eline sağlık, çok başarılısın. Sağ ol. Sağ ol. Kameralar oynuyorsun. Geçen hafta pek doyuramadık Ümit abi ama bu hafta biraz daha menümüzü bollaştırdık. Derece fırında 10-15 dakika arası pişecek tavuğumuz. Ondan sonra servise hazır. Ümit abiyle buluşacak. Tekrardan tereyağımızı atıyoruz içine. Yaklaşık olarak 40-50 gram arası tereyağı. Evet, kalın. Mayonez tencesi kıvamlı olmadığı için kaşıkla karıştırma zorunda. Böyle tekrar bu tereyağını yediriyoruz tabağa eriyene kadar. Şimdi tabakta eriyoruz.
içmekten var ya artık mideme kramplar girdi. Gene içeyim. Hatta kaçıncı bardak oldu ya. Hadi lan bir kurda duruyor bakalım lan. Hadi lan. Bak gene yeşillik koymuş. Evet. Sana sevdirene kadar yeşillik koyacak. Abi artık yani, biraz sağlıklı şey... beslenmenin zamanı geldi. Tamam geldi. Diyene bakar mısın? Sabahtan beri bana yedirme diye şey kalmadı. Ya yeşillik tabii ki bak şimdi. Gerçekten sevmiyorum yeşilliği. Hani nedenini bilmiyorum ama doğru belki... Doğru için. Doğru mu için? Adam da sabahtan da neler yapıyor benim için. Ne yapsın? Evet sunum senin. Bize anlat lütfen. Evet abi. Tavukları ilk önce toz biber, sarımsak tozu, tuz ve karabiber marinasyon yapıyoruz ayçiçeklerle beraber. Biraz bekledikten sonra tavaya ayçiçek yağımızı koyuyoruz, tereyağımızı koyuyoruz, tavukları kızartıyoruz. Daha sonrasında bir 200 derecelik fırına ya da 190 derecelik 10-15 dakikada bir yağıyla beraber, tavasıyla beraber pişiyor. Tamam. Daha sonra da en son soğuk tereyağı atıp karıştırıp servis ediyoruz. Tekrar o sos gibi oluyor ya. Üstüne döküyoruz. Bakalım Ümit abi bence... Şu kokuya bakar mısın? Yani boğazım şey oldu. Açlıktan. Bizde kuban kuban açıldı ona. Ya şimdi ben onu öyle diyorum ki. Televizyonu kapatırlar. Yani bizim sana devam geçerler yani. Hemen size gelin tekrar kalk yapıyorum. Ya tavuk zaten senin için çiğ de koysa şu an yersin sen onu. Tabi sevdiğinde böyle duymadım abi. Kesinlikle. Ondan bugün tavuğa yani, vardı abi. Emin ol. O çatalı bana emin misin? Hayır. Lütfen ya. Ben yiyemezsin. Bir çatal alabilir miyim? Ben sana şuradan hemen en ufaklarını. Bunu da sen kaçar. Sen kanat çatın. Tamam kes bana işte dedim. Ha. Bak o da bıçağın var şey mi? Sen yeme. Zaman kaybı yapma. Yok abi ben yemiyorum yapıyorum genelde. Şimdi ya bu adam her şeyi mi yapıyor ya o kadar? Estağfurullah. Kusur bulamıyor musun? Oğlum eve. Eyvah oğlum oğlum 1000 kilo sonra bizi vinçle çıkarsınlar. Şimdi geldim. En çok beni böyle çağırıyor. Ümit abi, Ümit abi falan. Bu ekmeği soruyorsun değil mi abi? Evet ne o? Sormadan yiyor ben sorayım o ne? Bu sen şimdi ona bakınca çiğ zannettin zaten değil mi? Böyle bir hamur gibi duruyor taşlar. Valla ben nereye görünüyorum dedim herhalde bunları da banyo yaptıracak. Yani öyle bir yağda gelecek. Gerçekten bak öyle zannettim hani bir şey bekliyorum onun üstüne de koyacak herhalde değil ama. Arasına koysan belki daha güzel olur. Öyle mi? Evet. Bu arada bir şey mi beklemiş? Sen koymak ister misin ekmeği? Güzel ben çok tereddütteyim şu anda onu tatmakta. Hamur gibi geliyor. Evet. Görünüşü öyle ama bu Çin tarzı ekmek bu arada pişiyor. 6-7 dakika boyunca. Çin tarzı mı? Aynen. Çinlilerin sevdiği sokak yani sokak. Çin demeseydin bize iyi olacak. Aynen. Virüsü yok. <ya. gülüyor> şöyle yapıyorum. İsmi öyle. Yani, ismi öyle. Yani sonuçta onlar da insan yani. Rabbimiz yarattı. Nasıl abi? Ekmeğin yumuşaklığı. Sevdim bunları bana koyduysan bana imkansız yetmez. Tamam güzel bir şey demek ki ben öyle. Senin tatmanı bekledim. Evet. Ya ikisi bir acayip oldu ya. Evet. Yemek evet. İster misin? Vereyim mi? Daha sonra abi belki bakarsın. Senden kalırsan. Senden kalırsan aynen. Sözünü ilk sözünü kadar kırdıracağımdır. Ben seni burada... Meşhur etmek için her şeyi yapayım, sen Ümit abine yes. Aşk olsun. Estağfurullah. Şaka bir yana abi tokum ben ya zaten. Gerçekten. Bence de aşçı. Bunlar hepsini sana yap. Aşçılar fazla yemesi lazım. Aşçı mı deniyor size, ne deniyor? Yani ne vasfımız ne? Vasfımız bu işte abi, pişiriyoruz. Hayır. Şimdi, aşçı mı deniyor, aşçı mı, şef mi deniyor? Ne deniyor yani? Biz mesela basit bir sunucuyuz yani. Hem yiyici... Hem sürücü. Ben de aşçı diyorum abi o zaman. Evet. Şimdi davranımız var. Çok güzelmiş bu. Afiyet olsun abi. Diğer işte beni bu tür programları en çok neyi cezbediyor musun? Bunu yapmak kolay mı? Görecek olur. Yani normal bir... Yani eldeki malzemelerle hemen yapabileceğimiz... Tabii tabii. Süt ve su da var bunun içinde. Normal her hamurun içinde su da var. Ama bunda ekstra süt de var. Süt tozu da atabilirsin isterseniz. Tamam. Kabartma tuzu var, karbonat var. Maya var, kuru maya, islat maya.
kabartıyor zaten. Aynen, tereyağı var öyle. Çok güzel. Ben bunu yaparım. Yaparsın. Ben de en çok bu programları neden seviyorum biliyor musun? Neden abi? Bir, çok lezzetli yemek yiyorum. İki, bedava ya. Abi ben de ondan sonra çok güzel yiyorum. Ayrı bir tatlı yiyorum. Ama gerçekten böyle her programda dediğim gibi, her programda dediğim gibi Kaan bizi yeme kazandı, gene bizi doyurdu, gene bizi aç bırakmadı. Her zaman öyle bahsettiğim tabii, tabii, gibi. Evet. Çok başarılı ve çok yetenekli. Her şey tam zamanında. Az önce konuştuk Kaan'la. Evet. Kaan da biliyor gerçekleri. Öyle mi? Aynen, bazı duyumlar adam abi. Yemeğin tarifinden mi duymazdın yoksa lezzetinden mi bahsettiğinden mi? Ya, hepsinden aldım. Aynen. Farklı bir lezzetler aldım. O zaman haftaya farklı bir lezzetlerle. Peki haftaya bize ne yapacaksın? Düşüneyim abi. Bakayım bu tarafında böyle. Ama şöyle yapalım. Şimdi sen beni artık yavaş yavaş tanıyorsun. Hani yeşillikle. Ama senin için bir gün söz. Bana bir diyet yemeği yapar mısın? Diyet yemeği tabii. Ama nasıl bir diyet yemeği yapıyor musun? İşte içinde et olsun. Tavuk olsun. Tavuk olsun. Yani şimdi değil mi? Yani. Ya öyle bir ufak tabakta mesela. Yine doyuracak ama bir yandan da diyet olacak. Heh, öyle bir şey hazırlar. Yani mesela yerken gönlünüz rahat olacak. Ton balığı yapabilirsin mesela örnek. Olur mu bilmiyorum ama hani salladığın bir anda. Mısır mesela 2 kilo mısır. 3 kilo ton balığı örnek olarak. Başka ne koyamadıysın onu? İşte biraz köfte. Ondan sonra but, incik falan artık böyle hani. Tamam. Diyet olabilir. Yanında da 2 ekmek. Ekmek yani, yok. Ekmek yok. Ekmek olmalı diyetten çıkıyor tabii. Güzel kardeşim, çok yeteneğinizin her zaman dediğim gibi, her hafta senden bahsettiğim gibi örnek bir aşçısın, örnek bir ustasın, örnek bir şefsin. Sen en iyilerine layıksın çünkü yaptığın iş gerçekten damak tadına, Türk damak tadına çok uygun ve çok da lezzetli. Çok teşekkür ederim. Ya sunumu zaten çok güzel. Teşekkür ederim. Ama şu ekmeklere de bayıldım. Bir gün hani haftaya veya Ümit abi diyet bir program istemedi dışarı. Bunlar dolaba konup saklanabiliyor mu? Hayır ama bu taze ve sıcakken daha güzel oluyor. Ama sonra böyle tost makinesinde falan arasında bir şeyler koyuyorsun. Yani tost makinesine koyarsan özelliğini biraz kaybeder, çıtırlaşır. Bunun özelliği popülü, yumuşak. Anladım. Olmaz. Çok güzel tadı. Teşekkür ederim. Peki bir sözü alalım mı? Ne sözü alalım? Programı kapatmadan önce. Çocuklar için de böyle bir kurabiye tarzı, bir pasta tarzı. Tamam. Hem çocuklara hem yani sunum olarak. Tamam. Tamam. Yani, sen de sunum olacaksın. Yani menü çocuk sorunlar büyük değil. Hani atıyorum mesela fazla menüyü büyük tutma. Mesela bir kurabiyenin büyüklüğü fazla bu kadar olsun. Hani fazla şey yapma. Pastanın boyutu masa kadar olsun. Hayır, sunum için de. Cevabını daha boyutlarında. Ama çok şey olmasın. Abartmayalım. Tamam. Yani yüksekliğinde falan fazla yapma yani. Yani şuraları falan gelsin. Yani abartma yani kat olarak. Öyle bir sunum gelecek istedim. Onu da ben tabii hem çocuklar için yiyeyim. Hem Türkiye halkı için yiyeyim. Yani onu fedakarlık ben yiyeyim. Sen yedikçe bir görev var. Aynen. Fedakarlık. Fedakarlık Allah aşkına. Evet değerli izleyiciler. Hatamız olduysa affola. Çünkü her şey çok güzel, çok emekli. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Her hafta onu sunmaktan dolayı çok onu ve gurur duyuyorum. Çünkü çok yetenekli. Haftaya yeni bir lezzetle Kaan'la görüşmek üzere. Ağzımalık efendim.
saf dokunuşunu cildinde hissetmek isteyen özel kadınlar için %100 doğal reçine ve balm unundan üretilmiştir. Şeker içermez. Dermatolojik olarak tüm testleri yapılmıştır. Özel kadınların doğal sihirli formülü Meliba. Evet, Sayın Timur. Evet. Şimdi seçimlere az kaldı. Yani öyle diyelim. Bir sene, yani bir sene var ama bunun tabii bir hazırlık aşaması var vesaire. Bir sene dediğimiz çok hareketli geçecek inşallah. Seçimle alakalı bir yorumunuz var mı, bir düşünceniz var mı? Ya da şöyle söyleyeyim, Kabadağ bölge aday mısınız? Valla düşünüyorum. Aday olmayı düşünüyorum. Aday, çünkü geçen seçimlerde bir yarım kalan bir aşkım vardı. Hizmet aşkı diyeyim ben. Evet. Bu sene de düşünüyorum. Bir devam etmeyi düşünüyorum yani. Yarım kalanı bir tamamlayalım. Peki Sayın Timur, kuaförler, berberler, yani güzellik sektöründe olan bütün arkadaşlarımızın tek bir isteği var. Buyurun. İyi bir hizmet, evet. İyi bir başkan, yatırımcı bir başkan istiyorlar. Sizi niçin seçsinler? Biraz önceki konuşmamızda belirttim en azından. Evet. En azından dedim ki ben bir ufacık bir Balçova ilçesinde bir düğün yaptım dedim. 15 günde arkadaşlar bir araya 20 kişi bir araya getirdik. Aramızda para toplamakla düğün yaptık. İmece usulüyle birbirimize yardımcı olduk. Ben bunu daha da oda başkanı olsa ileriye götürürdüm. Belirli bir kooperatif kurardık nezdinde. Dediğim gibi en azından bir sahil kasabasından tarla alırdık. Üyelerime. Arazi alırdık. Müteahhitle anlaşırdık. Bunlar hep bir hizmet aracıdır. Ne yapardık? Sosyal yaşamını güzelleştirmektir. Bir sağlık kuruluşuyla anlaşırdım. Sağlık kuruluşlarından hizmet alırdık. Cüzi indirimlerle. Marketlerle anlaşırdık. Yani istedikten sonra yapılacak o kadar çok şey var ki meslektaşlarıma, hepsinin gönlünü alırdım ben yani. Nedir mesela hedefleriniz? Sürpriz mi kalıyor yani, yoksa anlatabilir misiniz? Yani ya şimdi şöyle bir şey var mesela. Ya da çok yakın anlatmayalım, yakınlaştığı zaman. Şu anda kuaförün cebinden çıkan parayı düşünmek zorundayım ben. Masrafını azaltmam lazım. En basit örneğini vereyim. Basit usul muhasebeleri odalar tutuyor. Ben bunun araştırmasını yaptım. Her odanın hizmet ücreti çok ayrı. Neden bu ayrı? Onu ben çözemedim. Mesela bir İstanbul 50 liraya, 45 liraya tutuyor. Ankara 50 liraya tutuyor. İzmir 75 liraya tutuyor. Bakın aynı işler. Sayı çokluğun azına göre hiç alakası yok. Alakası yani. Yok bunun. Yani. Bilmediğinden konuşuyor. Yok yani. Orada mevcut azdır. Hayır. Mağaza ücreti, oda kirası falan bir şey, ne bileyim bir şey ya, vardır. Oda kirasını zaten ben ödemek zorunda değilim ki. Ben zaten aidat veriyorum. Bu muhasebe ücretinden bahsediyorum ben size. Ha, muhasebe ücreti ayrı 5 lira, diğer illerde 50 lira diyorsun. Zaten herkes senelik aidat veriyorsun. Evet. Onun haricinde bir de muhasebe ücreti veriyorsun. Ben de diyorum ki bazı illerde 50 lira, bazı illerde neden 75 lira? Ya Sayın Tümür şimdi onun oda, benim, hayır, odada muhasebe yaptırmak zorunda değilsiniz, dışarıda da yaptırabilirsiniz. Basit. Bir mecburiyet var mı? Ya mecburiyet yok da neden odamla işbirliği içinde olmayayım ben? Yani belki katkı olarak, için alınıyordur. Yani bir ya şimdi bakın, kumbar vardır, bir şey vardır. Öyle bir düzen yok yani. Bunun araştırması şöyle bir şey var. Muhasebeyi taş oranına tutturuyorsun. Ben olsam taş oranına tutturmam. Odaya maaşlı kadrolu muhasebeci alırım. Dışarısı 50 lira tutuyorsa ben 25 lira tutarım. Bu bir hizmet değil midir? Yani. En büyük hizmetler çünkü ben meslektaşımın cebini düşünmek zorundayım. Sosyal yaşamını kolaylaştırmak zorundayım. Ben bunları yapabiliyorsam başkanımdır. Yapamıyorsam ben orada istifa ederim. Ben meslektaşımın yaşamını kolaylaştıramıyorsam benim orada ne işim var? Benimle beraber oraya seçilmiş 11 tane yöneticinin ne işi var? Ne iş yaparız ha?
Ben bunları yapmazsam, yaşamını kolaylaştırmazsam benim orada oturmanın hiçbir anlamı yok. En çok hizmette eksik gördüğünüz şey nedir? Ya eğitim var, işletmecilik var mesela. Kuaför meslektaşlarıma en büyük hizmeti işletmecilik dersi vermesi lazım. Çünkü bizim camiamız ortalama ilkokul mezunudur. İşletmecilikten pek dersini almadığımız için bilmeyiz. Bakın bu pandemide işletmecilik çok ön plana çıktı. Gördünüz değil mi? Evet. Yarını düşünmeyen kuaför bugün salonunu kapattı. Bu nedir? İşletmeciliktir. Girdiği çıktığı iyi bilmektir. Ha bunlar hep dersle, eğitimle verilir. Odada eğitimler, yeni model eğitimleri verebilirsin. İşletmecilik dersi verebilirsin. Odalar bunu yapmadığı için, işte görüyorsunuz şahıslar, kişiler otellerde eğitim düzenliyorlar. Meslektaşımın cebinden paraları orada otelde alıyorlar, eğitim adı altında. Neden odamın, evet, odamın hizmetinde olmasın böyle şeyler? Aslında bu tip organizasyonlara odalar yapsa daha kalabalık kitleye ulaşılmaz mı? Olmaz olur mu? Daha cüzi rakamlar olsa mesela. Ya cüzi rakam alma zorunda değilsin ki. Eğitimin rakamla ne alakası? Hayır, otel organizasyonlarından bahsediyorum. Ya şimdi biliyorsunuz bir firma geliyor. Örnek veriyorum. Hani ben şahsen bir firma olsam, evet, ilk kapısını çalacağım kişi kuaförden önce kuaför odasının kapısını çalarım. İşbirliği içerisinde olurum. Derim ki ben 300 kişilik, örnek veriyorum, 300 kişilik bir yer ayırtırım. Normal şartlarda atıyorum 1000 TL ama kuaför odasında geleceği için 500 lira diyeceğim. Eğitimciler de odamız karşılasın. Ben oteli karşılayayım, örnek veriyorum. Yani bana bir kuaför odasından mesaj geldiğinde ben de oradaki etkinliği görmüş olurum. Ama bir firma tarafından geldiği zaman fiyatlar da biliyorsunuz yüksek. Ya da bir ürün karşılığı ya da bir vesaire. Biliyorsunuz yani kimse bedava bu işi yapmıyor. Ve korkunç rakamlar da ödeniyor. Gittiğimizde de eğitimci dediğimiz arkadaşımız ya da ustamız istediği performansı da orada gösteremiyor. Çünkü herkes otellerde olmuyor. Otellerde yani, iyi eğitim. Biliyorsunuz yani ya tatil köyündesiniz. Yani evet, havuza mı girecek, eğlenceye mi gidecek, eğitime mi gelecek? Yani burada bir eksiklik var. Biz otellerde eğitim olmaz. Otellerde çünkü herkes tatil yapıyor. Salonlarda sınıf eğitimleri. Çünkü otellere giden arkadaşlar hadi orada buluşalım bir dinlenelim havasına geliyor. Aynen, aynen. Eğitim, kuaförler odasının şu anda eğitim salonu var. Evet. 100 kişiyle hitap. Haftada 200 kişiye o kuaförler odasında birebir eğitim verdirebilirsin. Neden? İlla ki otel olması şart mı? Daha önceden belliyordur belki şu an pandemiden dolayı verilmiyor olabilir ama. Yok, ben öyle bir ciddi bir eğitim olaraktan görmedim. Odanın verdiği eğitim. Siz yok. Siz böyle bir şey düşünüyorsunuz mu? Yani eğitim. Tabii neden olarak düşünmeyelim? Yani ben şimdi oda şu anda nasıl eğitim veriyor? Bir tane firma veyahut da bir eğitmen geliyor odaya rica ediyor. Ben diyor üyelerinize diyor toplu eğitim vermek istiyorum diyor. Toplu eğitimi veriyor şahıs. Odayı kiralayaraktan eğitim salonunu. O 200 kişinin içerisinde kendine özel talebe edinebilirse gelen kişi özel eğitime gidiyor. O da oradan kazanıyor. Anlatabildim mi? Evet. Yani burada bir sistem tamamen şey üzerine kuruludur. Para üzerine kuruludur. Kazanç üzerine. Evet. Ya bunlar yanlış şeyler. Odanın kendi bünyesinde getireceksin eğitmenini. Eğitmeni getireceksin. Haftada 2 günse 2 gün, 3 günse 3 gün orada eğitmenine birebir ders verdireceksin. Peki Sayın Tümür, şimdi benim özellikle dikkat ettiğim, sizi ben yıllardan beri tanıyorum. Benim ustamsınız yani, benim ustamı da tanıyorsunuz, Remzi Yücel'i. Tanımaz mı? Selamlar olsun ustama. Aleykümselam. Levent Arzeli de es geçmemiş olalım. Şimdi ben sizin şampiyon olduğunuz dönemi hatırlıyorum. O zaman bıyıklarınız vardı, saçlar da simsiyahtı. Tabii, evet. İzmir herhalde 75. yıl mıydı? Hatırlamıyorum, belki 70. yıldır. Fuarda bir yarışmadaydı. Evet. Ben sizi hep sahne önünde izledim. Yani hep sahne arkasında gördüm. Hı. Ama ne zaman dedim ben sahneye çıkarım acaba? Ama hep bir hevesle. Siz Elif Eyzi alarak ben sahneye çıktım. Ve size de çok sahnede çarpıştık. Ama saygından ötürü de değil, tamamen bilek gücü diyelim. Bir sanattır sergilediniz. Biz tabii bizim sizin yanınızda tarağımız kırılır. Yok. Kesinlikle öyle. Hani biz en azından nereden geldiğimizi biliyoruz. Ben şu konuda tebrik etmek istiyorum. Hem birinci yıl da geliyor bu arada. Biliyorsunuz Mayıs geliyor. Evet, 11 Mayıs kuaförler. Mayıs geliyor. Bunu siz
bir çıkış yaptınız. Dediniz evet. ki kuaförlerin açıldığı gün kuaförler günü olsun. Zaten bir kargaşa vardı. Yani biz onu hiç bilemiyorduk zaten. Evet. Bir 15 Mayıs mıydı? Öyle bir şey. Yani bir tarihler var. Ne zaman açsam, bakın ben 15 dedim mesela. Ne zaman açsam bir kuaförler günü var ama tarih tutmuyor. Yani Mayıs'sa Mayıs. Yani örnek veriyorum, şimdi, 10 Mayıs 1'inden 30'una kadar kuaförler günü olsun. Ama sizin yapmış olduğunuzu ayrıca tebrik evet. ediyorum. Lafınızı da balla keseyim. Çünkü çok önemli. Evet. Bunu bizler düşünemedik. Ben medyayla uğraşıyorum. Benim düşünmem lazımdı. Ama Ali Tumur düşündü. Evet, onu tebrik etmek lazım. O günü bize hediye ettiniz ve damgalandı. Birinci yılı kutlamayı düşünüyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ya, biz henüz daha Anıtkabir'e gidemedik. Pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı fırsat mı? Yani onu biz değil de şu anda Sayın Federasyon Başkanımız Bayram Bey onun davetini bekledik. Neden diyeyim? Süreç şöyle başladı. Biliyorsunuz 55 gün biz evde dururken ben geçmişini de bildiğim için resmi olaraktan kuaförler günümüz yok bizim. Evet. Resmiyette yok yani. Herkes kafasına göre 22 Mayıs demiş, 19 Mayıs demiş. Kafasına, evet. Ama değil, resmi değil. Resmi olaraktan ben bunu federasyonumuza sordum. Var mı kuaförler günü belirli kutlanabilen? Yok. Ben de 55 gün evde oturdukça işte yaratıcılık böyle geliyor. Sosyal medya aracılığıyla bir kampanya başlattım. Dedim ki kuaförlerin açıldığı günü kuaförler günü ilan edelim diye. Kampanyada iyi bir ses getirdi. Evet, evet. Buradan Sayın Bayram Bey'e de Federasyon Başkanımıza da teşekkür ederim. O da duyarsız kalmadı. Federasyonun ablemiyle beraber bunun yayınını yaptık. Açıldığımız günü dedi kuaförler günü ilan ediyoruz dedi. O da 11 Mayıs olarak bana göre tecil edilmiş oldu yani. Evet. Tabii bunu tamamen resmi olarak tecil edilebilmesi için herhalde Bayram Bey resmi kanallara başvurmuştur diye düşünüyorum. Yani eğer Ankara'ysa Ankara, ben tabii. şöyle söyleyeyim. Onun bir kere karar defterini işlemesi lazım. Karar defterine... Sayın Sumuş, peki şöyle bir şey yapalım mı? Hani ben varım ona. Evet. Yani Egi TV adına da söz verebilirim. Tamam. Siz yeter ki isteyin, deyin ki Ankara'ya gidiyoruz. Evet. Anıtkabir'e gidiyoruz. Federasyon başkanımızı alacağız. Evet. Siz beni buyurun eşimle beraber alın. Aracınıza binelim. Evet. Ben bütün ekip arkadaşlarımızı tamam. alalım. Tamam. Buradan Ankara'ya gidelim. Ege TV adına ben söz veriyorum. Orada da yayında gerçekleşen orada bizim stüdyomuz da var. İsterseniz tamam. canlı yayında yaparız. Tamam. Bakın kanalımız adına söz veriyorum. Orada canlı yayında yaparız. O işi imza defterine de yazdırabiliriz. Federasyon başkanımız okey derse evet. siz okey derseniz yanınıza kimi alacaksanız kaç kişiyle yürüyeceksek biz egitim olarak sizin yanınızdayız. Tamam. Bana yeter ki Ali Hoca. Şimdi şöyle bir şey var. Buyurun o durmayla Ankara'ya gidelim. Resmi bürokrasi vardır. Evet. Kesinlikle ben bunu çiğneyerek de bu işi yapamam. Güzel. Evet. Ben her zaman sizinle beraberim. Buyurun. Gidelim. Eyvallah. Eyvallah. Ama ben şöyle bir davet almak isterim. Ben kuaförler günü isim babası olduysam, vesile olduysam şu anda gün geliyor, Mayıs geliyor. Ben federasyon başkanımdan bunun evet bu iş onaylanmıştır. Sizleri Ankara'ya bekliyorum demesini umuyorum. Şimdi biz buradan çıkıp gittikten sonra bizim yapacağımız bir şey yok. Çünkü tabii. resmiyete kavuşmadan sizinle beraber gitmemenin hiçbir anlamı yok. Evet. Biz, ben hazır olduğumuzu söyledim. Hani ben mi hazırım? Siz ne zaman derseniz ya da size haber geldi diyelim ya da federasyon başkanı var mutlaka bir düşüncesi vardır. Evet. Yani şu an pandemiden dolayı bir hareketsiz kalıyor olabiliriz. Pandemiden dolayı bazı yasaklar olabilir. Anıtkabir açık mı onu da bilmiyoruz. Maalesef yani şu andaki düzelebilir. Şimdiki sistemi bilmediğiniz için belki şu anda bizi izlediğinde diyordur ya ben bunların çalışmasını hazırladım, yaptım. Keşke evet. bana sorsaydınız. Değil de biz şöyle yapıyoruz. Biz hazırız. Siz ne zaman isterseniz biz çıkıp geleceğiz. Tamam. Öyle değil. Biz de buradan çağrı yapayım Sayın Bayram. İki kamyon insan getireceğiz. Neyse. Yani evet. iki kamyona gerek yok. Burada gelmek isteyen her zaman başımızın üstünde. Yok Emre abi seni gören de duyan da bizi evet. gören de duyan da ben o yola gelmek isterler. Ben aracılığınızla burada Bayram Başkan'dan o müjdeli haberi bekliyorum. İnşallah. Yani. Buradan da selamlar olsun. Evet. Herkese nerede etkilimiz varsa bizi temsil eden varsa en güzel bir şeyimiz olacak. Hiç olmazsa evet. biz de artık bir üst düzeye gelelim meslek olaraktan da her sene 11 Mayıs geldiği zaman salonlarımızı belki kapatırız. Belki odalar, balolar düzenler,
yarışmalar düzenler. Bir o günü bir toplanma günümüz olsun. Ha, bir yani. Günümüz olsun. Pandemiden kurtulalım da öyle inşallah, inşallah. Gerisi yani evet, bence hiç anladım. Önemli değil ya. Yani Ankara'ya gitmek, tatillere gitmek, iş yokluğu evet. Kahretsin şu pandemiden kurtulalım yeter ki. Neler olacak kim bilir. Ondan yani. Sonra da seçimler dedik. Seçimlerde benim evet. Meslektaşlarıma bir çağrım var burada. Meslektaşlarım şu anda pandemide herkes ah diyor, vah diyor. Hiç kimse ah, vah demeyecekler. Nedenini söyleyeyim ben size. Şimdi 3000 üyesi olan bir İzmir'den bahsedeyim ki Türkiye geneli hep aynıdır. Seçim günü, 4 yılda bir seçim yapılıyor. Evet. 3000 üyesi olan bir kuaförler odasının seçimine 550 kişi iştirak ediyor. Nerede bu 2500 kişi? Neden hakkını aramıyor, gelip de başkanını seçmiyorsun? Niye bir oy atmaya gelmiyorsun? 2500 kişiden bahsediyorum. Sen gelip orada oy atmıyorsun, başkanına sahip çıkmıyorsun, başına bir şey geldiği zaman da evet. Nerede bu oda diyorsun, nerede bu başkan diye bas bas ferhat ediyorsun. Ne verdin yani ne alacaksın? Peki sen de şey var mı bunun, zorunluluğu var mı? Yani oy atmak. Zorunluluğu yok. Nasıl yani biz devlete nasıl oy atıyoruz, bizim bir zorunluluğumuz var. Biz de vatandaşlık görevimiz yok. Var, onu yapıyoruz. Bu da bir görev değil mi? Bu da bir vatandaşlık görevi değil mi? Kuaförler bir meslek. İşte ben onun için çağrı yapıyorum. Yani, bu da bir borçtur aslında. Madem eleştiri yapacağız evet. Ya da öne göre çok özür dilerim. Siz istediğiniz kadar deyin ki ben başkan olacağım, başkan. Hayır. Değil biz sizi seçeriz. Doğru mu? Örnek veriyorum. Biz bunu derken de şunu söylememiz lazım. Evet, biz Ali Tümrül başkan seçeceğiz. Ama oyu biz attık. Ama sen gelip oyunu atmıyorsun. Oyunu bulamıyorsun. Sonra diyorsun ki Ali abi keşke başkan sen olsaydın. Olmaz. Örnek veriyorum. Ben onun için çağrı yapıyorum. Türkiye geneline çağrı yapıyorum şu anda. Ben geçen sene İstanbul'u izledim. İstanbul'un seçimlerini izledim. Ya 7000 üyesi olan bir İstanbul, oy atan 900 kişi. Nerede 6000 kişi arkadaş? Niye gelip de yani 4 senede bir sefer bir oyunu atıp da başkanını seçmiyorsun? İster Ali seç, ister beni seç. Ama görevini yap. Gel o sandığı patlat. Sen gelmediğin sürece var olan odalar devamlı seçiliyor. Hiç devir daim olmuyor. Gidin bakın çoğu odalara, 3 senedir, 3 dönemdir, 5 senedir hep aynı şahıslar, aynı şahıstan şikayet ediyorsun, bu sefer oy zamanı oy atmaya gelmiyorsun. Hiç şikayet etmeyeceksin. Ben şikayet eden arkadaşım olduğu zaman oyunu attın diyorum ya. Neyin şikayetini yapıyorsun? İnandığın, güvendiğin kişiyi gel seç, başına bir şey geldiği zaman da git hesabını sor. Evet. Ben seni seçtim. Oturdun masaya, sen niye oturuyorsun o masada? Kalk, bizlerin derdine koş demesini isterim yani. Günah. Önce geleceksin, odana sahip çıkacaksın arkadaş. Seçim günü koşa koşa gel, bir saatini ayır, bir oy at git. Bizim meslektaşlarımız vurdum duymaz. Ama inşallah şu pandemide iyi bir ders olmuştur da, hem bu konuda, hem işletmecilik konuda, İnşallah bundan sonraki düzende, yeni düzen, dünya yeni düzene alışacak zaten. Evet. Ona göre ayağını denk alır diye düşünüyorum yani. Peki. Şimdi çok da şu sözümüzü estağfurullah, buradan. Estağfurullah. Ben şu anda adaylar piyasaya çıkmaya başladı. Ben adaylar kim? Örneğin mi sizden? Yani bizde şu anda. Mümkün. Bir söylemeyebilirsiniz. Ya şu anda ben kendimi açıkladım ama ben diğerlerini bilmiyorum. Ama İstanbul'da evet. Bugün çok sevdiğim bir meslektaşım. Siz de belki yakından tanırsınız. Ali Yatkın. Ha, Ali abi, evet. Buradan da selamlar olsun Ali Yatkın'a. O da biliyorsunuz çok ünlülerin kuaförüdür artı. Tabii da yani, o da mesleki bilgisi evet, olan, basınla uğraşan bir. Mesleki bilgisinden ziyade işletmecilik bilgisi de çok iyi olan bir ustad. Evet. Onun da şu anda geçen dönemde adaydı. Ama geçen dönem onun orada 5-6 tane aday olduğu için, tabii oylar hep bölündüğü için. Öyledir. Bir şeye gitti ama bu sefer öyle değil galiba. Çok iyi biliyorum ki çok iyi gidiyor şu durumda. Geçen dönem aday olanlarla birleşerek şu anda çok İstanbul'da çok iyi bir kat etti. O adaylığını biliyorum. Eskişehir şu anda bildiğim bir arkadaşım çok bir sürpriz çıkartabilir. O da piyasanın insanı. Yani bu mesleğe gönül vermiş, doymuş insanları seçerseniz hizmet getirir. Evet.
Sayın konumuzun dışında olacak ama ben biraz sendirim sizi biraz rahatlatayım yani seçim şeyinden biraz çıkalım. Buyurun. Çünkü bu bir hizmet yarışı. Sabah kadar konuşsak bitmeyecektir. Bitmez. Bu bir gönül işidir evet. Bence. Yani tamamen koltuk, makam, maaş değil de hizmet. Siz de bu yoldan geçtiğiniz için ben tahmin ediyorum şöyle düşünüyorsunuz. Ben nasıl bir hizmet görmek istiyorsam siz onu uygulamaya çalışıyorsunuz. Okey. Buraya kadar süper. Şimdi günümüzü hemen değiştirelim gündemimizi. Pandemiden bahsettik. Evet. Ucuz kuaförlerden bahsettik. Başkanlardan bahsettik, odalardan bahsettik. Şimdi bu kısa dönemde bir internet fonavenliği başladı. Biliyorsunuz artık herkes bizi taklit etmeye başladı. Evet. Herkes program yapıyor. Bu hoş bir şey. Ben bunu beğeniyorum yani. Hani asla buradan da şey yapmıyorum. Ne derler? Yadırgamıyorum tabii ki de. İzliyorum. Benim de hoşuma gidiyor. Gerçekten hoşuma gidiyor. İşte yani atıyorum... isim vermiyor. Bir arkadaşım yapıyor yayın. Cumartesi günleri, evet. Pazar günü bir yayın oluyor. Bir arkadaşlarım yapıyor. Yayın, evet. Yayıncılık hayatı çok güzel. Ben gene buradan çağrı yapıyorum bütün arkadaşlarıma. Ali Bey yaklaşık size 20 yıldan belki fazla tanışıyoruz. Ben bugüne kadar ne kendi yaptığım işi kıskandım ne de bir başkasının evet. Yaptığı işi eleştirdim. Ben diyorum ki internette orada burada çocuk gibi oynayacağınıza gidin bir devlet kanalına, evet. Kapısını çalın. Tabii kolay değil. Kapısını çalın yapın ama orada öyle internet için telefon karşısına geçip yok, konuşmak yok. Çok kolay. Evet. Hani bu bence basit oluyor. Onu demek istiyorum. Şimdi konuyu nereye getireceğim? Şimdi orada cesaret çok yüksek ama bu ekran karşısında ayrı bir şey. Çok farklı bir şey oluyor. Şimdi baktığımız zaman oda başkanlarımız geliyor, o geliyor, bu geliyor. Tamam ama bu orada olmuyor. Ben onu gördüm yani onu izledim, orada olmuyor. Neden böyle bir şeyi kuaför arkadaşlarımız madem bu yolunu neden tercih etmiyorlar Sayın Tümrük? Ya şimdi bakın bir şey vardır, bu her meslek dalı için geçerlidir. Çıraklığını yapmadığın iş yapamazsın. Ben kuaförüm değil mi? Evet. Ben sunuculuk yapabilir miyim? Yapamam. O ayrı bir meziyet. Siz kendinizi eğitmişsinizdir. Ben o yola hiç girmemişimdir. O yola hiç girmemişimdir. Eğitememişimdir. Sonradan olma olunmuyor. Sonradan kuaför olunur mu? Olunmuyor. Olunmaz. Peki ben şunu şuraya getireyim. Ben şimdi... hani yapmışken diyorum ya hani en iyisini yapalım. Hani çocuk gibi oynamayalım ya. Yok Instagram'da yok Facebook'ta. Ben onu eğlence için açıyorum mesela. Bazıları böyle abartmışlar artık tamam mı? Böyle hani sınırlık makamına kadar gelmiş. O bana komik geliyor. Ama yani çok özür dilerim ama. Neden komik geliyor? Ya bana sıcak gelmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Siz, belki de yanlış düşünüyorum. Yanlış düşünüyorum. Siz kesinlikle evet. Sizinle alakalı olan bir şey değil. Evet. O tamamen cumartesi pazar tatiliz ya. O boşluk evet. Var ya cumartesi pazar evde durma. Değerlendiriyoruz. Değerlendiriyoruz. Bakın. Mesela bazı internette işte bazı yayınlar oluyor. Evet. Ben onlara gerçekten destek veriyorum. Hani izliyorum, keyif de alıyorum. Biliyorsunuz bunu övmek gibi olmasın da... ben orada mı işe oldum? Ya böyle herkes oradan da benim öyle. Sen daha önceden de meyilliydin ben. Evet. Küçüklüğünden bildiğim için. Seviyorum ben bu işi. Evet, sen bu işi seviyorsun. Ya yapabiliyorsam ne hala. Ya yani, sahnedeyken Türk bayraklarıyla çıkıyordum. Aynen böyle kaç yıl önce. Ama hep aykırıydım ben, ya. Kaç yıl önce 78 yok. 88 miydi? Yok abi zaten 82'liyim. 98. 98 olabilir tamam. Evet 98 olabilir. Evet. İzmir'de biz seninle çok sahneye çıktık ama ben abi hakkını helal et. Ben her Ali Tumur'u gördüm. Ah dedim tamam. Rahmetli Abdullah Damsan. Evet Allah rahmet eylesin. Dedi ki kapıda beni gördü. Ne diye geldim dedi. Yarışta Ali Tumur diye çağırdı. Yani, dedim abi tamam ben yarışmada de, ikinciye varalım. Yarışacak arkadaşlar siz de kuranınız var herhalde yarışmacı yoksa. Evet. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Yarışma o kadar basit bir şey değil. Değil. Ben arkadaşlara söylüyorum. Hüsrana uğramamalar için, moralleri bozulmaması için bir tek şunu tavsiye ediyorum. Arkadaş önce yapacağın formatı kafanda canlan. Biz bir yarışmaya hazırlandığımız zaman bir ay düşünsene Ümit Bey. Bir ay önceden başlıyorduk. Bir ay önceden gidiyorduk. Gerektiği zaman ya çok güzel bir müşterimizi, manken gibi müşterimizi bir ay alıkoyuyorduk. Haftada iki gün çağırıyorduk veya üç gün çağırıyorduk. Onun saçının önce rengine yapıyorduk. Düşünsenize
fil dişi saçı yapıyorsun. Fil dişi bugün mesleğimizin en açık saçı. Fil dişi. Sandre. Önce o saçı boyuyorsun. O saç boyadıktan sonra o saçın kesimini yapıyorsun. O saçın başlıyorsun model üzerinde çalışmaya. Tam 3 hafta boyunca model çıkartıyorsun. Modelde karar kılıyorsun. Son bir haftada aynı model üzerinde saat üzerinde çalışıyorsun. Saçın rengi. Saç rengine göre mankenin kıyafeti. Saç konumuna göre mankenin aksesuarı. Bakın şimdi nerelere geleceğim. Biz bunları hesap ederekten tam teşekküllü sahnede kendi mankenle kendi kıyafet uyumum dahi bunu göz ardı etmeyip sahneye öyle çıkıyorduk. Ama son günlerde bir dikkat ediyorum. Düşünün. Ben birkaç otelde yarışmalara şahit oldum. Mesleğin adına utandım. Neden derseniz otellerde yarışma yapıyorlar. Yarışmacıya bakıyorum mankeni yok. Yarışma saati gelmiş. 2 saat var, 3 saat var. Mankeni yok. Yarışmacı. Arkadaş, nereden bulacaksın? Çok haber. Orada otelde görevli bir bayanı alıyor, rica ediyor. Üzerindeki kıyafeti sahneye. Ondan sonra da başarısız olduğu zaman da oturuyor, ağlıyor. Ne hakkın var senin? Mesleği ayaklar altına almaya ne hakkın var? Bırak, senin ağlaman beni hiç ilgilendirmiyor. Bizim meslek o kadar basit mi? Evet, dediğinize çok katılıyorum. 2009-98, 2000-2001, 2009-2008 yarışmalarında saydığım yıllara yemin ediyorum sizin döneminizin ben çırağı. İlk önce saç geliyor, atıyorum kızıl renk, onu açıyoruz. Tabii. Yıpratıyoruz, kaba tabir söylüyorum, bunu kimse uygulamasın. Ki bilen bilir ama saçı yıpratıyoruz. Tabii. Ki vaklar tutsun diye, esrar tutsun diye. Çok da bilmiş gibi konuşuyorum ama karelerden geldiğim için doğru saçın bütün o yumuşaklığını aldıktan sonra saç birkaç günde kendi yağıyla böyle her an böyle taze saça değil saçı yoruyorsun yani saçı yoruyorum açıkçası ki sahnede o var o esler falan şimdi, tam tutsun diye şimdi olur mu ben mesela çok basit. İlk yarışmada da girdiğim zaman pamukla sarıyordum saçı zekzer. Hakruş derler. Hakruş ve zekzer derler. Onlar İzmir, Ankara'ya göre değişir. Evet. Ve bunu saçı önce bir yıkıyorsun. Normal şampuanla yıkıyorsun. Kaliteli şampuanla da yıkasan olmuyor. Saç yumuşak oluyor. Sayın bir gün bize bir hakruş çalışması yapar mısınız? Sizin çoğu meslektaşımız hakruş... Ben isterim. Ben sizden daha çok isterim. İnşallah öyle bir dönemi şu pandemiyi atlatalım. İnşallah. Mankenimizi de ayarlayalım. Onu paylaşmış olalım. Hakruşlu sararız. Yani bu mesleğimizin temel taşı bunlar. O kısa biz şöyle bir şey var. Hakruşlu biz fönden önceki dönem çalıştık. 70'li yıllarda düz mesleğe başladığımız için bizim zamanımızda fön yoktu. Düzleştirici yoktu. Tüp üzerinde ısıtma maşalar vardı. Bizden bile makineler var. Evet. Kısa saçları neyle sarıyorduk? Kısa olan yerler, bigodinin sığmadığı yerleri pamuklarla akla sarıyorduk. Evet. Kısacık saçları topuz yapıyorduk biz. Yani saçın kısalığı uzunluğu önemli değil. O pamukla sarmayı pisini bilen her arkadaşım, meslektaşım topuzu yapar. Aynen. Yani hem de öyle bir topuz yapar ki bir spreysiz, tokasız topuzlar yapılır yani. Sanat bizim zamanımızda öyle. Sayın Doğru, programımıza müthiş renk attın. Sağ ol. 10 numarasın. Son dileklerini alalım. Ondan sonra programımızın kapanışına geçeceğiz. Son dileklerimi şöyle söyleyeyim. İnşallah bir an önce pandemiden Türkiye ve dünya olaraktan kurtuluruz. İnşallah. Normal yaşantımıza döneriz. Herkese sağlık ve mutluluk dileyim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.